Dünya nüfusunun artış hızı, nüfustaki artışın kaynaklandığı ülkeler, artış hızının zaman içerisindeki seyri ve dünya nüfus miktarının gelecekteki düzeyiyle ilgili beklentiler, politik kararların alınmasında yol göstericidir. Bu konu ile ilgili kullanılacak olan anahtar kavramlar şunlardır. Nüfus, merkantilizm, göç, nüfus patlaması, uluslararası göç. Bu programı izledikten sonra Dünya nüfusu ile ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır? Çeşitli dönemlerde yaşanan nüfus patlamalarının nedenleri nelerdir? Uluslararası göç en çok hangi ülkelere yapılmaktadır? Sorularına yanıt verebileceksiniz. İnsan yaşamını sürdürmek için üretmek ve tüketmek zorundadır. Bir grup iyimser düşünür, bu çabanın insanlık için refah artışı ile sonuçlanacağına inanmaktadır. Diğer bir grup ise endişe içindedir. Dünya kaynaklarının insanları beslemeye yetmeyeceğinden korkmaktadır. Bu korkunun kaynağı hızlı nüfus artışıdır. Artan nüfusun besin, enerji ve çevre kaynakları üzerinde yaratacağı baskıdan korkulmaktadır. Merkantilizm Avrupa'da 16. yüzyıldan 18. yüzyılın ortalarına kadar uygulanan iktisat politikasıdır ve merkantilistler nüfusun sayıca çokluğunu ülke için zenginlik olarak kabul ederlerdi. Merkantilizm arz yönüne ağırlık vermektedir ve ihracat fazlası yaratarak ulusal parayı güçlü tutmak temeline dayanmaktadır. Oysa Avrupa nüfusunun hızla artmakta olduğu bir dönemde yaşayan Maldız ve çağdaşı David Rigardo için nüfus artışı zenginlik değil problem kaynağı olarak görülmüştür. Maldız eğitimsiz cahil halkın iktisade gelişmeyi engelleyeceğinden yakınırken Rigardo az çocuk fikrinin insanlara kabul ettirilmesi gerektiğinden söz etmiştir. Klasik iktisatçıları merkantilistlerden ayıran temel özellik nicelikten ziyade niteliğe önem vermeleri olmuştur. Klasikler bireylerin sayıca çokluğunu değil, eğitimli olmalarını vurgulamışlardır. Eğitimin yaygınlaşmasında kamusal hizmet talep etmişlerdir. Bir ülkenin sahip olduğu nüfus eğitim olanaklarından eşit ölçüde yararlanmadığında gelir dağılımı dengesiz olduğunda ülke içindeki huzurun bozulmasına yol açan nedenler de çoğalmaktadır. Ülkeler için geçerli olan bu değerlendirme dünya ekonomisi açısından da geçerlidir. Dünya üzerinde yaşayan toplumların sahip oldukları demografik özellikler birbirinden çok farklıdır. 19. yüzyıl boyunca sanayileşme ve modern tıptaki gelişmeler sonucunda nüfus artışı hızlı yükselmiş, Buna bağlı olarak dünya nüfusu katlanarak artmaya başlamıştır. 1825'i takip eden yüzyıl içinde dünya nüfusu 2 milyara çıkmıştır. 1925 ile 1975 yılları arasındaki 50 yıl içinde tekrar katlanıp 4 milyarı bulmuştur. 1990'lara gelindiğinde dünya nüfusu 5.3 milyara ulaşmıştır. Son yıllarda nüfus artış hızının azalmakta olduğu gözlenmektedir pek çok ülkede doğurganlık oranları kentleşme ve gelişmeye bağlı olarak düşmektedir. Ancak dünya nüfusu bu hız kesmeye rağmen artışına da devam etmektedir. Çünkü hala yeni doğanlar ölenlerin sayısını aşmaktadır. 19. yüzyıldan bu yana dünya nüfusunu katlanarak artma sürecine girdiğinden söz etmiştik. Bu süreci 19. yüzyıldaki nüfus patlaması ve 20. yüzyıldaki nüfus patlaması olmak üzere iki aşamada inceleyebiliriz. 19. yüzyıldaki nüfus artışı günümüzün gelişmiş ülkelerinin yerleşmiş olduğu Avrupa kıtasında yaşanmıştır. 20. yüzyıldaki nüfus artışı ise günümüzün gelişmekte olan ülkelerinin dağılmış bulunduğu Latin Amerika, Asya ve Afrika kıtalarında yaşanmaktadır. İnsanlık tarihine 17. yüzyıl Uz Çağı 18. yüzyıl ise aydınlanma çağı olarak geçmiştir. 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan yeni tutumlar ve yeni dünya görüşü, uygarlık tarihinde düşünce devrimi olarak adlandırılmaktadır. Tüm bu kazanımlar sonucunda insan yaşamının süresini uzatan, kalitesini arttıran pek çok yenilik birbirini takip ederek hayata geçirilmiştir. Örneğin aşı tekniklerinde gerçekleşen buluşlar, çiçek gibi ölümcü bir hastalığı yeryüzünden kaldırmıştır. Avrupa'da gıda malı üretiminde atılan adımlar yaşam umudunu yükseltmiştir. Tüm bu gelişmeler bazı toplumlarda yaygın olan küçük yaşta evlenme alışkanlıkları ile de birleşerek 18. yüzyılın sonlarından itibaren nüfus artışını hızlandırmıştır. 19. yüzyılda Avrupa'da yaşanan nüfus patlamasından sonra 20. yüzyılda dünya yine bir nüfus patlaması ile karşı karşıyadır. 20. yüzyılın nüfus patlaması Afrika, Orta Amerika, Orta Doğu, Hindistan, Çin gibi dünyanın en yoksul ülkelerinin yaşadığı bölgelerde meydana gelmiştir. Henüz sanayi üretime dayalı piyasa toplumuna dönüş sürecini tamamlamamış tarımsal ülkelerdeki nüfus artışının en önemli nedeni ölüm oranlarındaki düşüştür. İnsan sağlığı ile ilgili olumlu gelişmeler ülkeler arasında hızla yaygınlaşırken, sanayi verim artışına yol açan teknolojik gelişmelerin yayılma hızı çok daha yavaş olmuştur. Bu nedenle artan nüfus açlık tehdidi ile karşı karşıyadır. Klasik ve neoklasik teoride toplumsal nüfus ulus içinde hareketli fakat uluslararası hareketsiz olan bir üretim faktörü olarak kabul edilmektedir. Klasiklere ve neoklasiklere göre insanların doğup büyüdükleri topraklardan kopup göçmesi kolay değildir. İnsanlar yüksek ücretlerin cazibesine kapılıp ülkelerini terk etmeyeceklerdir. Ücretlerin dünya genelinde eşitlenmesinin gerçek dışı oluşu yanında insanları ülkelerinden koparan pek çok siyasal, sosyal ekonomik ve kültürel neden bulunmaktadır. Dolayısıyla toprağa bağlılık ikinci plana itilmiş ve göç talebi ön plana çıkmıştır. Uluslararası göç için tercih edilen bölgelerden biri Amerika'dır. Amerika Birleşik Devletleri 200 yıldan beri göç alan bir ülkedir. Kuznets'e göre Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik büyümesinde almış olduğu göçlerin olumlu katkısı bulunmaktadır. 1920'li yıllara kadar göçlerle birlikte ABD'ye gelen sermaye refah düzeyini yükseltmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri uluslararası göç olgusu şu aşamalardan geçmiştir. Kuzey Amerika, Avustralya ve Güney Afrika'ya Avrupa ve Asya'dan hala yapılmakta olan göçler, Vietnam Savaşı sonrasındaki göç, Küba, Meksika ve Porto Rico'dan Amerika'ya göç, eski kolonilerden ana geri dönüş, Güney Asya ve Batı Hint adalarından İngiltere'ye, Kuzey Afrika'dan Fransa'ya, Endonezya'dan Hollanda'ya, Afrika'dan Portekiz'e geri dönüş, Güney Avrupa'dan özellikle Türkiye ve eski Yugoslavya'dan Kuzey Avrupa'nın Batı Almanya ve İsviçre gibi patlayan ekonomilerine geçici göç, petrol ihraç eden ülkelere ve Japonya'ya Asya'dan giden göç, Rusya ve Doğu Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e Yahudi göçü, Doğu Avrupa'dan Batı Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç. Eskiden göç veren bir kıtı olan Avrupa'da bugün işler tersine dönmüştür. 1931'e kadar göç veren bir kıta iken bugün Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan yabancı sayısı 8 milyonu aşmaktadır. Yabancıların ülkelere dağılımı ise şöyledir. Hintli, Pakistanlı, Jamaikalı ve Bangladeşliler İngiltere'de. Türkler, Sri Lankalılar ve Libyalılar Almanya'da. Cezayirliler ve Faslılar Fransa'da yaşamaktadırlar. Eskiden işçi ihraç eden İtalya ve İspanya bugün Kuzey Afrika'dan gelen göç baskısı altındadır. Avrupa ülkeleri arasındaki iç sınırların ortadan kalkması bu ülkelerin göçle ilgili ortak politikalar izleme kararı almalarına yol açmıştır. İç sınırlar kaldırılırken, birlik dışındaki ülkelerle olan sınırlar sıkı bir kontrol altına alınmıştır. Günümüzde ülkeler arası ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeleri bağlı olarak çok büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. Küreselleşme kavramı altında çeşitli boyutlarda incelenen bu dönüşme bilgi çağı da denilmektedir. Artık, bilginin ışın hızıyla bilgisayarlar aracılığı ile dünyanın dört bir yanına iletilmesi mümkün hale gelmiştir. Bilgiyi en kısa yoldan, en kolay şekilde ulaşmanın teknolojisini kurmuş olan gelişmiş ülkelere dünyanın dört bir yanından bilgi akmaktadır. Avrupa nüfusunun hızla artmakta olduğu bir dönemde yaşayan Malthus eğitimsiz, cahil halkın iktisadi gelişmeyi engelleyeceğinden yakınırken, Ricardo, az çocuk fikrinin insanlara kabul ettirilmesi gerektiğinden söz etmiştir. 19. yüzyıl boyunca sanayileşme ve modern tıptaki gelişmeler sonucunda nüfus artış hızı yükselmiş, buna bağlı olarak dünya nüfusu katlanarak artmaya başlamıştır. Uluslararası göç için tercih edilen bölgelerden biri Amerika'dır. Amerika Birleşik Devletleri 200 yıldan beri göç alan bir ülkedir. Bu programda dünya nüfusu ile ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır? Çeşitli dönemlerde yaşanan nüfus patlamalarının nedenleri nelerdir? Uluslararası göç en çok hangi ülkelere yapılmaktadır? Sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye Dünya Ekonomisi Ders Kitabı'nın birinci ünitesinden ulaşabilirsiniz.